Sokağa terk edilmiş bir kedi. Paramız da az. Ne yapalım? Ha? Çare üretelim mi? Uyuyacak. Sus. Kim attı sizi buraya? Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kanayan yaralarından bir tanesi sokak hayvanları ve bireyler arasında eşit ve adil olmayan gelir dağılımıdır. Bu çerçeveden bakarak etrafımızda ihtiyacı olan sokak hayvanlarına bütçemizi sarsmadan nasıl destek olabiliriz, onların hayatını nasıl iyileştirip daha kaliteli yapabiliriz değineceğim. Temel ihtiyaçlar sıralamasında birinci basamakta olan barınma ihtiyacını karşılamak için evdeki eski mobilyaları, işlevini yitirmiş eşyaları kullanabiliriz. Biz çeyiz sandığını ters çevirdik, bir kapı açtık, kapısını kilitleyip açılmasını önledik. Hareketini kolaylaştırmak için de alt tarafa tekerlek ekledik ve böylelikle bir kedi evimiz oldu. Biraz büyük ve hantal ama oldukça faydalı sokak hayvanları için izolasyonlu. Kedi evini komodinlerden de yapabiliriz. Çekmecelerini çıkarttıktan sonra ön tarafa karton veya separatör yerleştirebiliriz. Elbette ki kapısını açmak koşuluyla. Daha da ucuza mal etmek istiyorum diyorsak marketlerden alacağımız kartonlardan da yapabiliriz. Küçük bir karton, çöp poşeti ve bir maket bıçağıyla kedi evimizi oluşturabiliriz. Oldukça ucuz maliyetli, kedilerin çok sevdiği ve mutlu olduğu bir evleri olmuş olacaktır. Üstelik temizliği kolay, peluş gibi toz tutmuyor. Her an poşeti değiştirip daha temiz tutabiliriz. Kartonu da arada bir değiştirirsek sokak hayvanlarının birbirine hastalık bulaştırmasını da önlemiş oluruz. Evimizi hallettik. Sıra geldi tuvalet eğitimine. İnternet alışveriş sitelerinde, pet shoplarda, veteriner hekim kliniklerinde kedi platformları satılıyor. Bunlar oldukça kullanışlı. Ancak Türkiye'de Temmuz 2022 tarihi itibariyle asgari ücret 5.500 lira ve bu kedi platformları da neredeyse asgari ücrete yakın. Yani birçok kişi bunları edinemiyor ve sokak hayvanlarını istemeyerek de olsa görmezden geliyor. İşte bu sebeple kedi platformunu evde kolaylıkla oluşturabiliriz. Bunun için büyükçe bir karton gerekli. Kartonun içerisine sokak kedisinin kumunu, mamasını ve suyunu bırakıyoruz. Her yerine gazete seriyoruz. Böylelikle temizliği de kolaylaşıyor. Üzerine de hırdavatçıdan alacağımız bir tel koyabiliriz kaçmaması için. Ben kapı sinekliğini kullandım. Gel bakalım. Gel. Acıktınız mı? Çık ayağına. Sokak kedisi bu kuma birkaç defa tuvaletini yaptıktan sonra zaten tuvalet eğitimini tamamlamış olacaktır. Sonrasında bu kartondan çıkartıp odaya bıraktığımızda her seferinde gidip kuma yapacaktır. Günaydın. Düşük bir bütçeyle günaydın. Kedi evini oluşturduk. Günaydın. Kedi platformunu yavaş oluşturduk. Kedi tuvalet eğitimini verdik. Ve sıra geldi taşıma çantasına. Taşıma çantası içinde pek çok alternatif var. Mesela sırt çantasına PVC kaplayıp bir havalandırma boşluğu açıp bu şekilde oluşturmak gibi. Ama ben plastik ve sert olan, her tarafında gözenekler olan, kedinin rahatça hava alabileceği çantaların alınması taraftarıyım. Çünkü diğer çantalarda kediler huzursuz ve mutsuz oluyorlar. Bebeğim, bak orada da var. Afiyet olsun çocuklarım. Bu çantayı yaklaşık 5 yıl önce almıştım. Şu anda da fiyatları oldukça uygun. En fazla 70 TL civarı. Diğer çantalara göre daha avantajlı ve kedi için daha konforlu. Barınmayı hallettik. Kedi platformunu oluşturup kediye tuvalet eğitimi verdik. Kedi taşıma çantasını uygun fiyatlı olarak aldık ve sıra geldi beslenme.
Tavuk suyu verilebilir, tavuk ciğeri, tavuk eti, balık, sebzelerle yapacağımız mamalar. Kediler etoburdur. Ancak ekonomik bir mama yapmak istiyorsak sebzeleri ve eti harmanlayabiliriz. Kemik suyunu kullanabiliriz, et suyunu. Sebze olarak yeşil fasulye, havuç, ıspanak, bezelye, kabak, karnabahar, patates, kuşkonmaz, arada sırada yaban mersini, kabuğun, muz gibi sebzeler ve meyveler kullanabiliriz. Bunun yanında az miktarda baharat, mesela zerdeçal, maydanoz gibi de kullanılabilir. Ancak sokak hayvanlarına ve evcil hayvanlara kesinlikle yemek artıkları, yağlı yemekler, soğan ve sarımsak, çiğ yumurta, çiğ et ve kemik, çikolatalı ve kakaolu, kafeinli yiyecekler, içecekler, alkol, çiğ hamur, mayalı hamur, süt ve süt ürünleri, yaş ve kuru üzüm, köpek maması verilmemesi gerekiyor. Sahiplendiğimiz sokak hayvanlarına uzun süreli olarak ev tipi yemek ve mamalar yedirmemek gerekiyor. Çünkü ileride diş hastalıkları oluşabiliyor. Bu sebeple veteriner hekim kliniklerinden sokak hayvanları için satılan açık mamalardan alabiliriz. 1 kilogramı 25-30 TL civarı. Bu mamalar dişlerdeki kalıntıları temizliyor. Ayrıca içeriğindeki formüllerle kedilerin birçok vitamin ve mineral ihtiyacını da yerine oturtuyor. Beslenmeyi de hallettik. Sıra geldi kedi kumuna. Kedi kumuna artık birçok markette ve veteriner hekim kliniklerinde ulaşabiliyoruz. Buraya araya standartlar giriyor. Mesela kokulu, karbonlu, dışarıya koku salmayan gibi. En uygun bütçeli kedi kumunu alıp içine karbonat karıştırabiliriz. Ben kedi tuvaleti satın almak yerine evimde işlevini kaybetmiş bir plastik giysi dolabını veya eski ismiyle sebzeliği kullandım. Gayet de başarılı ve memnunum. Strofor da aynı işi karşılayabilir. Ancak bu küreklerden almak gerekiyor o partikülleri ayrıştırmak için. Eğer yoksa plastik bir eldiven veya poşetle de aynı şeyi yapabiliriz. Ve dışarıda bir miktar güneşte beklettiğimizde bu kumu ve kabı daha iyi oluyor. Koku gidiyor. Ben 2 veya 3 kap kullanıyorum. Bazen de gazete seriyorum ve üzerine kum örtüyorum. Böylelikle kedi tuvaletini daha kolay temizleyebiliyorum. Belirli bir süre sonra zaten kediler alışıyorlar. Orada illa tuvalet kabı olması gerekmiyor. Mesela burada bir gazetenin üzerinde serili kum ve oraya gidip tuvaletini yapıyor. Daha sonra bu kapları sırayla güneşlendiriyorum, dışarıya çıkartıyorum. Böylelikle koku gitmiş oluyor. Şu anda 2 tane bu şekilde bir kap var ve ayrıca gazete kullanıyorum. Kedi tuvaletini de hallettik. Sıra geldi iç ve dış parazite. Ekonomik çözeltiler var. Kedinin veya köpeğin kilogramına göre uygulama yapılıyor. Bunlar daha iyi diye düşünüyorum. Son kullanma tarihine dikkat edilmeli alınırken. Ve iç parazit için de haplar oluyor. Bunları da yine kedinin kilogramına göre alıyoruz ve uygun tarihlerde kullanıyoruz. Benim yaptığım en ekonomik yardım bu şekilde, herkese tavsiye ediyorum.